Sen Uyurken ikinci bölüm. Erkan Mutlu ile ilgili, Erkan Mutlu gelene kadar Erkan Mutlu'ya soracağımız soruları Erkan Mutlu bağlanmadan aramızda konuşalım. Erkan Mutlu kimdir onu söyleyelim. Erkan Mutlu... Evet, biraz Erkan Mutlu'yu tanıtalım, doğru. Liseden değil, yüzmeden arkadaşın. Şöyle, şimdi hatta güzel bir bağlantı da olacak. Erkan Mutlu ile ben ne zaman tanıştım? 98 yılında Zeytinburnu Kazlıçeşme havuzunda tanıştım. Erkan Mutlu'yla ilk antrenmanı o zaman gelmişti. Kazlıçeşme havuzu neredeydi Allah'a sen? Zeytinburnu Kazlıçeşme havuzu. 25 tamam. Metrelik bir havuzu vardı. Tamam, arkada Avrupa Koleji vardı. Ben orada okudum da Kazlıçeşme havuzu demek ki daha sonra kapanmış mı, ne olmuş? Olabilir, bilmiyorum. Biz şu şekilde gidiyorduk. Ataköy'deydi normalde. Ataköy biliyorsunuz zaten, orada yaşıyordunuz. Ataköy'deki havuz tadilata girdi 2 sene. Bir de yeni havuz yapılıyordu işte, o zaman 99 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanma dönemi vardı. İşte bir elden geçirelim falan diye bir sene havuzu kapattılar. Bir sene havuzu kapatınca da tabii ülkemizde şöyle oluyor işler, yani burada bu kadar sporcu var. Burayı kapatıp tadilat alırsak bu sporcuları nereye götürelim gibi bir düşünce olmuyor. Kapatıp herkes kendi işine bakıyor. Biz de Kazlıçeşme'yi bulmuştu hocamız. Kazlıçeşme'ye gidiyorduk Bakırköy'den trenle. İşte 25 metrelik havuz. O zamanlar hatırlıyorum, daha yeni yeni Ataköy'de öyle bir şey yoktu. Orada işte kadınlar saati, erkekler saati olan bir havuzdu. İşte biraz erken girelim, ısınmaya girelim dediğimizde biz kafamıza takunya atıyorlardı öyle. Şu an giremezsiniz, bekleyin diye. O havuzda antrenman yaparken ilk antrenmana Erkan o zaman gelmişti. Orada tanıştık. Beraber aynı takımda, paletli yüzme takımında yüzüyorduk. 96 ya da 97 yılında işte. Erkan sprinterdi, ben uzun mesafe yüzüyordum. İkimiz de paletli yüzme yaptık. Erkan daha öncesinde o tarafları daha iyi anlatır. Erkan Bulgaristan göçmeni, ailecenek. Dolayısıyla öncesinde sanırım başlayan bir spor yüzme geçmişi de var. Bir ara giriyor Türkiye'ye taşınma döneminde falan. Ondan sonra tekrar. Sanırım 9 yaşında geliyorlar galiba buraya. O sürede de yüzme yapıyor galiba Bulgaristan'da, ya da babası da teşvik ediyor burada bir spora gitmesi. Evet. Ya yani Erkan'ın şöyle bir özelliği vardı. İşte paletli yüzmeyle başladı. Paletli yüzmede milli takıma girdi. Sonra normal yüzmede tekrar yani sprinterliği, yani normalde yüzmeden paletli yüzmeye geçen çok olurdu. Paletli yüzmeden yüzmeye geçen yegane insanlardandır Erkan. Yani yüzme şeyle, yanlış hatırlamıyorsam İYİK'te ya da Fenerbahçe'de bir sürü yüzdü. Sonra antrenörlüğe başladı. Zaten Besyo'yu bitirdi. Antrenörlüğe başladı. Uzun süre işte İYİK'te antrenörlük yaptı. İstanbul Yüzme İstas Kulübü. O da kalbimizde yaradır. Yani benim yüzmeyi öğrendiğim Boğaz'a nazır İstanbul Yüzme İstas Kulübü artık yok maalesef. Orada oraya ya. Orası kampüsün içinde değil miydi, Boğaziçi'nin? Hayır. İstanbul Yüzme İstas kampüste değildi. Neredeydi? Ortaköy'de, tam birinci köprü ayağının altında bir yeri vardı onun. Zaten işte o kadar güzel bir yerde olmasının bedelini ranta kaptırdı ve İstanbul Yüzme İstas Kulübü artık orada yok. Aa, biz seninle ne yapıldı bilmiyorum. Tamam, hatırladım. Küçük bir yerdi arada. Evet evet. Boğaziçi çok, mezunu Ortaköy'de tam için. Tam birinci köprünün ayağının altındadır. Tamam, Robert Koleji'de yakın bir yerde olan yerde. Evet evet. Tamam, hatırladım orayı. Evet. Bir kere senin sayende görmüştüm ben de orayı. Tamam. Yani ben oraya ya çok yanlış hatırlamıyorsam, ya o zaman herhalde 10 yaşında falan olduğuma göre 90'ların başında başlamıştım Yüzme İstas Kulübü'nde. Yüzmeyi orada öğrendim. İşte stilleri, işte ben hatırlıyorum o zaman 10-12 yaşındaydım. Bize 2-3 kilometre yüzdürürlerdi yani. O kadar stilleri öğrenmiştik. Oradan hatta arada denize atıyorlardı. Bizi denize atlıyorduk falan filan. Hatta anneme söylemiştim. Boğaz'da yüzdük bugün dediğinde kadın böyle kendinden geçiyordu. Nasıl ya, Boğaz'da yüzdünüz falan 10 yaşında çocuklar. Şimdi kıtadan kıtaya geçiyor kendileri hemen. Evelim. Ama İstanbul Yüzme İstas Kulübü hem yüzücüleriyle hem de stopuyla çok önemli bir, evet, kulüptü. Doğru. Çok iyi bir stopu takımı vardı. İşte hepsi maziye karıştı. Hala devam ediyor sanırım ama yani Ortaköy'deki evinden atıldıktan sonra yani bir kulüp ne kadar devam edebilir? Erkan Mutlu oradaydı. İstanbul Yüzme İstas'taydı. Ondan sonra milli takımda antrenörlük yapmaya başladı. Milli takım antrenör yardımcısıydı bir dönem. Yanlış hatırlamıyorsam o zaman... Mançeviç'i getirmişlerdi.
Evet, onunla beraber onun yardımcısı olarak çalıştı. Ondan sonra zaten bir projeyle Türkiye Yüzme Federasyonu Bob Bowman'la anlaşmıştı. Erkan detayları daha iyi verecektir. Bob Bowman, Phelps'in antrenörü. Türkiye ile bir anlaşma yapıyor. Yani sadece işte sporculara değil, yani tam böyle yüzmeyi ülkede nasıl kalkındırabiliriz'in bir öyle sanırım danışmanlık anlaşması yapıyor. Ve bu proje çerçevesinde de birkaç tane sporcu ve antrenör Amerika'da Baltimore'da Bob Bowman'ın yaşadığı yerde zaman geçiriyorlar Bob Bowman'la. 3 sene boyunca Erkan Mutlu oradaydı dedik ve Erkan Mutlu geldi. Erkan Mutlu, bizi duyabiliyor musunuz? Hello. Merhaba gençler. Merhaba. Roman nasıl? İyi misiniz? İyiyiz vallahi iyi. Siz ne yapıyorsunuz ya? Biz de iyiyiz. Abi hoş geldin. Biz de seni anlatıyorduk Hoş bulduk. dinleyicilerimize. Baharat'la nasıl Eyvah eyvah. tanışmışsınız? İşte hangi yüzme kulübünde ilk kulacını atmışsın? Sonra nerede antrenörlük yapmışsın? En son milli takımda Mançeviç'le birlikte teknik kadroda yer alıyordu. Onun sağ koluydu aslında. Ben de sayesinde Mançeviç'le, rahmetliyle bir röportaj yapabilmiştim. Ve ondan sonra da Erkan Mutlu aldı yürüdü. Şu anda da LEN Teknik Kurulu'nda ve Roma'da Avrupa Gençler Şampiyonası'ndan bize bağlandı. İspanya-İtalya maçının oynandığı günün devre arasında da denk getirdik bu sohbeti. Hadi bakalım, güzel oldu. Hoş geldin abi, nasılsın? İyi, hoş bulduk, hoş bulduk. İyiyim, siz nasılsınız? Özledim İyiyiz sizi de. ya. Özledik, özledik. Bu yüzden zaten yani hem böyle biraz konulardan bahsedelim, ilgilendiğim şeylerden, hem de birbirimizi görelim diye. Başka türlü görüşemiyoruz bu kadar uzun süre Volkan'la. Sağ olsun bu Evet. podcast nedeniyle her 2 haftada bir görüşüyoruz. Erkan Mutlu, seninle gördüğümüz iyi oldu. Nasılsın? Nasıl İyi, Roma? aynen. Çok sıcak. Valla bugün başıma güneş geçti sabah. Öğlen bitik bir halde odadaydım. Öğle yemeği bir daha yemedim. Sonra kendime geldim. Akşam çok güzel geçti bizim için. Birinci günde Avrupa Gençler Şampiyonası. Bir altın, bir gümüş, bir bronz aldık bayrakta. Süper. Güzel Harika. yaptık. Harika. İsimleri de söyleyelim, hatırlatalım. 4 serbestte Batuhan Filiz birinci oldu. 3.50 ile. Arkasından 4 karışıkta Deniz Ertan 4.43 ile ikinci oldu. 800 bayrak 4x200 kadınlar bayrakta da Beril Böcekler, Deniz Ertan, Merve Tuncel, Ela Naz ile beraber üçüncü olduk. Tebrik ederiz. Gerçekten Sağ harika olun. bir başarı Beklediğiniz oldu. gibi Erkan, hedefler oluyor benim bildiğim kadarıyla milli takımın. Aynen. Bu hedefler çerçevesinde uygun mu gidiyor, yoksa şu an iyi Uygun başladık gidiyor. gözüküyor? Süper. Aynen, birinci gündü. Aa, 4 serbest aslında bir madalya daha bekliyorduk. Yiğit Aslan'dan. O da 5 oldu, yani 7 oldu. 3 kalmıştı. Ama son bölümü iyi yönetemedi. Yine de o olimpiyata gidecek. Olimpiyata hazırlanıyor. Yani burada hem madalya hem olimpiyata gidecek bir sporcumuz. O yüzden bazen böyle şanssızlıklar değişebiliyor. 4 serbestte 2 madalya bekliyorduk açıkçası. Peki zirve yapmasıyla mı alakalı? Mesela olimpiyat hazırlandığı için zirvesini biraz daha öteleyip o yüzden mi bu yarışlarda Aynen. birazcık performansı düşük olmuş olabilir, değil mi? Tabii. Aynen. Bir de şöyle bir durumu vardı Yiğit. Yiğit çok genç bir sporcu. O kotası 800 metre serbestten gidiyor olimpiyatlara. Son dakika geçti. Yani bir önceki yarışta geçti. Haziran'da geçti kotayı. Ve birçok yarışta denedi bu kotayı. Çok zirveler yaptık. O yüzden bu aralar hani şimdi bütün hazırlığını olimpiyata doğru çevirdiği için burası birazcık daha böyle zor geçiyor onun için. O zor başladı diyelim. İnşallah toparlar. Daha 800 serbest var, 1500 serbest var. Peki Erkan, yine dinleyicilerimiz için şeyi söyleyeyim. Şunu sormak istedim. Olimpiyata kalabilmek için bu tarz yarışlarda, yani antrenmanda yaptığın dereceyi değil de daha resmi yarışlarda yaptığın dereceleri göstermen gerekiyor. Doğru mu, olimpiyata girebilmek için? Aynen. Tabii olimpiyat bir sene ertelendi. Bizim bazı sporcular için bu avantaj haline geldi, böyle genç sporcular için. Olimpiyatın, yani Dünya Yüzme Federasyonu belirlediği yarışlar var. Başvuruyor bu ülkeler veya onu belirlediği yarışlar var. O yarışlarda geçmen gerekiyor bu dereceleri, işte barajlar var, kotalar var. Yüzmesi gereken bir saniye, dakika saniye cinsinden bir tane derece var. O derece o yarışlarda geçebilir. Kendi antrenman veya kendi başka özel yarışlarda geçmesi bir şey ifade etmiyor. Bu arada kapandı olimpiyat geçme kotası. Haziran sonuydu. Artık bitti. Artık kimin nereye katılacağı belli. Türkiye'nin 9 kotası var diye hatırlıyorum. 11. 11 mi oldu? 11.
Bu 11 da oldu. en fazla sayı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Şu ana kadar, şu ana Türkiye 8'di tarihinde en galiba büyük daha sayı. önce. Evet. Ama hepsi B barajda onların. Yani davet barajıydı. Şu anda ilk defa bu sayıları yakaladık. Yani Türkiye tarihinde ilk defa. İlk defa B barajıyla A barajının farkı ne Erkan? Şöyle, olimpiyatlarda A barajı var. Yani katılım barajı var daha doğrusu. Bir de davet barajı var. Eskiden B barajı deniyordu. A, B deniyordu ama artık onlar kaldırıldı. A yani katılım barajı var. Bu barajı geçersen kesin katılıyorsun. Bir de davet barajı var. Eğer yüzmenin 900 kişi kotası var. İşte bayraklar, wild cardlar, hepsini içeri koyduğun zaman 900 kişi ediyor. Normalde işte bayrakları koyduğun zaman, bayan erkek hepsini birlikte koyduğun zaman aşağı yukarı 800 sporcu falan yapıyor. Gelen 100 sporcuyu da en yüksek sıralamalarda, işte bu yüzden her branşın bir sıralaması var, dünya sıralaması var. Dışarıda kalan, bu davet barajını geçmiş, normal katılım barajını geçememiş, en yüksek sıralamalardan böyle tur şeklinde, her branşta tur şeklinde davet etmeye başlıyorlar. O 900'ü tamamlıyorlar. En fazla 30 kişi, 40 kişi artık yani. Geçen olimpiyat, bir önceki olimpiyat yaklaşık 16 kişi mi 20 kişi mi ne çağırdılar sadece davet barajına. Yani gitmek istiyorsan A barajı geçeceksin. Peki bu 11 kişi de hedef kaç yarı final, kaç final, böyle bir hedef var mı? Ya var tabii. Milli takımın hepimizi koyduğu, yani konuştuğu hedefler var ama ben kendi şahsi fikrimi söylemem gerekirse bence her şeyin adım adım gitmesi gerekiyor. Türkiye tarihinde şu ana kadar hiç yarı final yok. Öyle söyleyeyim. Bence ilk önce yarı finalleri yüzmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zor. Şöyle bir istatistik var. Olimpiyatlarda sporcuların %75'i kendi en iyi derecelerini gösteremiyor yani. Çok büyük rakam yani. Çok büyük bir yüzde. Bunun nedeni ne? Stres mi? Yoksa... Baskı. Her 4 yılda bir büyük bir baskı. Çok büyük bir hazırlık. Yani sadece senin yüzme federasyonundan değil, bütün işte kendi, her ülkenin spor bakanlığı, yani çok büyük baskı var sporcuların üzerinde. Her 4 yılda bir farklı bir ortam. O ortamı yönetmek de kolay değil. Aynı yerde yaşamak, yani kalmak. Genellikle olimpiyat köyünün içinde çok büyük uzun yürüme alanları, geçişler. Bunları yönetmek gerçekten kolay değil. O yüzden böyle bir değişik bir istatistik var. Çoğu ülke aslında son dakika, hani oraya yakın bir ülkede kamp yapıp son dakika sporcuları olimpiyat köyünün içine atıyor. Çünkü olimpiyat köyünün içinde antrenmanlara gitmek, o günü beklemek çok zor. Peki sence bu pandemiden dolayı kısıtlanan katılımcı sayıları, seyirci sayıları, ailesi gelmeyecek olan insanlar bu sporcular olumlu mu etkileyecektir? Daha az baskı, daha az insan olacakları için, yoksa tam tersi olumsuz etkileyecekler olacak mıdır? Yani olumsuz olanı etkileyecektir. Yani olumlu ve iki tarafı da bence olacaktır. Nedeni de şu, bazı sporcular baskı altında veya atmosfer altında yüzmeyi seviyor. Bazı sporcular da daha çok yalnız yüzmeyi seviyor. Yani daha çok böyle daha relax bir ortamda yüzmeyi seviyor. Dışarıdan hiçbir ülkeden şey alınmayacak. En son karar oydu. Seyirci alınmayacak. Sadece Japon seyirciler girecek. Dışarıdan kesinlikle hiçbir seyirci alınmayacak. Yani şeydeki, olimpiyat köyündeki şey de çok sert olacak. Atmosfer de çok sert olacak. Covid protokolleri var. Bu anlamda onları yönetmek kolay değil. Biz işte yaklaşık 6 hafta önce Avrupa Şampiyonası yüzdük. Bütün dünyanın gözü Avrupa Şampiyonası'ndaydı. Çünkü olimpiyatın olup olmaması bizim Avrupa Şampiyonası'na bağlıydı. Bir heyet vardı 11 kişilik Tokyo Olimpiyatı'ndan. Çünkü yüzme en çok kapalı alanda yapılan spor. Yani sayısal olarak. Yani sayısal olarak iki spor branşı çekiyor olimpiyatı. Bir atletizm ve yüzme. En çok atletizm tabii ki. Ama atletizm açık alanda, açık havada. Ama yüzme kapalı alanda, tamamen kapalı alanda olduğundan dolayı çok büyük bir soru işaretleri taşıyordu. Biz şampiyonayı sadece iki COVID vakasıyla atlattık. Bu da orada aldığımız protokoller de Olimpiyat Düzenleme Komitesi'ne örnek oldu ve oradaki protokolleri uygulayacaklar ama çok sert protokoller. Ne farklı? Sence sporcuları en zorlayacak, yani daha önce yoktu şimdi bu var dediğin ne var protokoller içerisinde? Ya tamamen apayrılar yani.
herkes apayrı neredeyse tek başına hareket ediyorsun her yerde. Bir kez maske var. Yani maske son depart taşına kadar çıkmıyor. Yani oradan kapalı alanda yani oksijensiz kalmak, yani sporcu için biliyorsun çok daha önemli yarışa gitmeden. Bunlar çok zorlayıcı şeyler. Biz çok büyük sporcuların Avrupa şampiyonasında çok zorlandığını gördük. Bu işte o protokollerden dolayı. Bir önceki olimpiyatta hatırlarsanız gölge boksu vardı. Chad Lekdos ve Michael Phelps ne kadar yan yanaydılar falan filan. Last call room yani son çağrı odasındaydı artık tam çıktıktan sonra. Artık yok öyle bir şey yani. Sporcular 2 metre aralıklarla oturuyorlar. Birbirlerinin yanında bile değiller. Ve o odada sadece bir seri olacak yani. Eskiden 2-3 seri yan yana ardı arda duruyorlardı. Şimdi artık hepsi kalktı onların. Volkan bu arada senin bir sorun var mı? Ben devam edeyim mi? Ben topu sana attım ya burada. Buyurun. Orada zaten güzel güzel dinliyor yani. Aynen. Devam. İki yüzme üstadını almışım önüme. Dinliyorum. Ben Amerika elemelerini izledim. Yani maskeyle geliyorlardı ama bu kadar Avrupa şampiyonası kadar ağır uygulamalar görmedim ben açıkçası. Amerika'da değil evet. Ben de seyrettim oradaki şeyleri. Koridorlarda, ısınmalarda fotoğraflar çektiklerinde falan gördüğüm kadarıyla hep devamlı maskesizlerdi. Hiç maske görmedim pek yani. Yani bu Amerikalıları biraz zorlayabilir bence şey tarafında. Yani Volkan Ağar bir olimpiyatlarda özellikle şimdi Amerika'da da en çok işte bu maske karşıtlığı, biz aşı olduk ne maskesi falan şeklinde olan böyle Amerikalı sporcuların olimpiyatta maskeye direnç göstermesi falan gibi bazı haberlerle karşılaşabiliriz gibi geliyor. Bir de Ryan Murphy yanlış hatırlamıyorsam her işte yarışa ailesiyle gelen ilk defa Tokyo'da ailesi olmayacakmış. O yüzden o da işte biraz buruk anlattı. İşte bu olimpiyatta ilk defa ailem olmayacak falan. Dolayısıyla bu söylediklerinin karşısında Avrupalı, ben Amerika'yı çok hazır görmüştüm ama dediklerine göre Amerika birazcık daha aslında farklı bir ortamda yarışacak. Alışık olduklarından farklı bir ortamda. Evet, o Amerika'yı belki şaşırtabilir. Ben şey soracağım bununla beraber. Aşılanma oranları nasıl yüzme sporundaki yarışacak olimpik sporcularda? Çünkü hepsi çok... aşı teklif edildi. Olimpiyat kendi olimpiyat komiteleri bu konuda ülkeleriyle iletişime geçti vesaire. Aşılanacak diye birçok ülkeden duyuru gördük. Olimpiyat komitesi bizim sporcular hepsi olimpiyat komitesi de vereceğini söylemişti. Ne durumda şu an bizim... Avrupa genelinde mesela? Avrupa genelinde bilmiyorum ama bizim tüm Türk sporcular aşılandı olimpiyata gidecek olanlar hepsi. Sporcu antrenörlerinin hepsi aşılandı. Onu Mayıs ayı yani, gibi Haziran'ın başında gibi almıştık o haberi zaten. Evet hepsi aşılandı. Ama şey hakkında pek bilgim yok. Hani Avrupa'daki diğer şeyler hakkında bilgim yok. Biz Avrupa şampiyonlarında aşı olsa da olmasa da PCR testleri hep istendi. Protokollerden bir tanesi mesela şey. Her iki günde bir test oluyorsun. Her iki günde bir. Onu diyecektim. Her gün test alıyor musun diyecektim. Çünkü Uğur Erdener oluyoruz ya. En son TV Bu Spor'a bir röportaj vermiş. O her gün test olunacağından bahsediyordu olimpiyat oyunlarında mesela. Olimpiyatta olabilir. Hani biz Avrupa Şampiyonası'nda her iki günde bir yaptık. Bir Türkiye'de gelmeden bir test oluyorsun. İndiğin zaman havalimanında oluyorsun. Testin sonucu çıkmadan oradan çıkamıyorsun. Otele geliyorsun. Otelde tekrar alıyorsun. Odana giriyorsun. 6 saat karantina yani bir gün karantina geçiriyorsun odanda. Yine testin sonucunu bekliyorsun ve sonra her iki günde bir devam ediyor. Ve işte bubble sistem diye bir sistem uygulanıyor. Otel tamamen sadece o müsabakaya kapalıydı. Burada da böyle Avrupa gençlerde. Otel sadece servislere biniyoruz, tesislere gidiyoruz, yarışacak tesislere gidiyoruz. Orada tamamen yine tesise giriyorsun, çıkıyorsun, geliyorsun. Hiçbir şekilde çıkış, giriş yasak. Otobüse şey yaklaşıyor yani mu böyle, aprona yaklaşıyor mu böyle, tünel geliyor mu otele doğru? Dış teması kesmek için. Yok, dış temas gerçekten kesiyorlar. Şey var, bariyerler var, bariyerleri açıyorlar. Bariyerleri geçiyoruz. Belki öyle otopark, inebiliyoruz yani. Kapalı otoparkta. Evet, bu arada ben hiç düşünmemiştim. Gerçekten aslında bütün olimpik sporlar açısından tabii ki işte basketbol, voleybol, diğer sporlar da daha kapalı alanda ama yüzmenin kapalı alanı da daha ayrı bir kapalı alan yani. Hem zaten mikropların yayılması için mükemmel bir işte nemli ortam var, sürekli bir hava akışı var falan şeklinde. Ya aynı havuzu herkes kullanıyor bir de, aynı ortak yeri ne olursa olsun. Tabii, aynen. Büyük evet, kulvara evet. İşte biz Avrupa Şampiyonası'nda
6 sporcu kurulu uyguladık. Tabii bunu uygulayabilmek için de bir sürü havuz istedik. Yani o yüzden Avrupa Şampiyonası şeyde yapıldı. Duna Arena'da yapıldı. Budapeşte'de mükemmel bir tesis. Yani ana havuz dışında, müsabaka havuz dışında 5 tane etrafı, kendi tesisin içinde 5 tane ayrı havuz var yani. Ama yani Budapeşte kadar bu konuda daha... tecrübeli bir yer ayrıca. Daha birkaç sene evvel yine Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası mı yapılmıştı orada? Dünya Şampiyonası da yaptı. Şampiyonası tabii. Dünya Şampiyonası da yaptı. Hayır, bu çok önemlidir. Hayır, ama tesis... mesela yani ısınma, yani şimdi bir havuzda yarış yapılıyor ama ısınmak için yarışlardan önce tüm sporcular aynı havuzda ısınıyor. Yani orada eğer tesis yani... azsa bu pandemi de alt alta üst üste de yüzemeyecekleri için biz yüzerdik yani zamanda düşünün. Erkan'la da. 8 sporcu vardı Avrupa Şampiyonası'nda. Düşünün 10 kulvar var. Yani herkesin aynı anda girdiğini düşünün. Yani bir kulvarı 80 kişi falan yüzecek yani. Yani ya ben hatırlıyorum. ben hatırlıyorum. Isınmaya girerdik. Bir de ben uzun mesafe yüzüyorum. Şimdi herkes işte yani Erkan gibi sprinter arkadaşlarımız girer ısınmalarını yapardı. Benim ısınmam bitene kadar ben 3-5 farklı adamla zaten aynı kulvarı paylaşırdım. O yüzden zaten uzun mesafecilerin sıkıntısı daha büyük. Peki biraz teknik Volkan, konulardan... Bir dakika. Ha. Tamam girelim. Volkancığım ayrı bir podcast yapalım. Bu arkadaşın bayılma hikayeleri var. Bana uyar. Çok sevinirim. Ben şeyi soracağım. Çok kısa belki. Sen Tokyo'da görevli misin Avrupa Federasyonu üyesi olarak veya Türkiye ekibinde gidecek misin diye merak ettim. Veya sen... Hiçbir şekilde gitmeyeceğim yok. Yani sporcum yok Tokyo Olimpiyatları'nda. Artı Avrupa delegasyonunda da yer almayacağım. Hı hı. Onun için FINA'da yer almak gerekiyor. Şu anda FINA'da herhangi bir üyeliğim yok. Peki son olarak oradaki yüzme tesislerinin durumuna dair, hazırlığına dair bilgiler ne durumda? Orada da sanırım olimpiyat elemeleri, yüzme müsabakaları da yapıldı galiba Tokyo'da. Evet yapıldı. Her şey hazır olduğunu söylediler. Gelen bilgiler içerisinde Covid protokolünün daha da sertleştirildiğini bilgisi verdiler. Hı-hı. Yani hı-hı. Kişilerin yürüyecekleri işte koridor, bu taraftan gelecekleri koridorlar, müsabaka alanları falan her şey. Evet her tarafta. Hı-hı. Olimpiyat köyünde falan filan. Yani insanlar hiçbir şekilde karşılaşmama üzerine operasyonlar yapılmış. Ah, bu, şu teleportu hani... bir bulamadılar. Direkt havuzun başına koyacaksın sporcuyu odasında. Temassız. Bakalım. Birkaç yüzyıl sonra belki. Buyur Ferhat abi. Evet. Peki Erkan teknik konuları bir kenarda bırakıp birazcık aslında şeylerden bahsedelim. Gerçi pandemi dolayısıyla sen çok fazla ortak kamplara gidemedin diye biliyorum geçtiğimiz evet. senelerdeki gibi. Çünkü ortak kamplar aslında biraz sana şey veriyordu. Yani işte kim hangi sporcu gelebilir Avrupa'dan özellikle Avrupa tarafında yanlış hatırlamıyorsam. Ama genel olarak baktığında iki şey konuşmak istiyoruz. Bir, yani bu olimpiyatta bizi neler bekliyor? Bu sporcular kimler var? Neler çıkacak? Değişik sürprizler var mı? Bir ikincisi de tekstil mayolar deniyor. Tekstil mayolardan önceki mayolarla kırılmış bir sürü rekor var. Bu sene tekstil mayolarla o rekorlar kırılabilir mi? Kırılmasının arkasında da nasıl bir aslında bir antrenman devrimi oldu? Birazcık da onlardan bahsedelim. Hangisiyle başlamak istersen? Bir de aradan çıkaralım belki. Bu bone yasağı kuralı var. İlginç. Ha bir de evet afro saça özel boneyi de FINA bir yasaklamış. Onunla ilgili bilgin varsa azıcık ondan da bahsedersen süper olur. Onun hakkında bilgim yok bak onu kaçırmışım. Çok taze bir karar zaten. Yankılarını biz de duyarız muhtemelen daha. Yani evet hiç şey biliyordum hani kesinlikle herkesin bone takması konusunda bir şey var. Bir yaptırım var. Şeye gelmek gerekirse, rekorlara gelmek gerekirse en sondan başlayayım. Şöyle bir istatistik vereyim. 2009'da yasaklandı teknolojik mayolar. O zaman söylenen işte haberlerde bütün antrenörlerin de konuştu. Hatta buradaydı yarış. Roma'daydı. Dünya Şampiyonası. Burada bir sürü olay olmuştu. Artık antrenörler isyan etmişti. Yani sporcular konuşulmuyor, antrenörler konuşulmuyor. Sadece mayolar konuşuluyor. Mayoların performansı konuşuluyor diye.
O zaman yasaklandığı zaman mayolar 40-50 yıl bu rekorlar kırılmaz denmişti. 40-50 yıl yıkanma. Yani öyle bir şey, öyle bir şey söylemiş. Çünkü hani saliselerle değil saniyelerle kırılıyordu rekorlar. Şu an sadece 3 tane rekor kaldı. O rekorlardan sadece 3 tane rekor kaldı. Geri kalan bütün rekorlar kırıldı. Yani burada gördüğünüz gibi olay teknolojik mayo değil. Olay 80'ler olimpiyatlarına bakarsanız işte o doğu bloğu ülkelerin kullandığı dopingler. Bak onlar hala kırılamıyor. Yani olay teknoloji değil, doping diye. İşin şakası 3 tane kaldı. Peki birazcık seninle de çok bahsetmiştik kendi aramızda da konuşurken. Yani bundan biz kaç sene önce yüzüyorduk beraber? 20-25 sene oldu. 20-25 sene önceki antrenman şekillerinden bugüne çok büyük değişiklikler var. Ve hem stil anlamında teknik değişiklikler var, hem de antrenman aynen yapma şekilleri hakkında var. Yani onlardan bir kısa aynen bahsedersen. Hemen, yani artık hemen daha çok kara antrenmanı var herhalde. En şey o. Yani biz pek ayağımızı basmıyorduk karaya. En büyük değişim o da oldu. Zaten hatırlarsan biz seninle devamlı takip ediyorduk Amerika'yı o zamanlar. Millet ne yapıyor falan, biz de bunu yapalım falan. Hatırlarsan o zaman Swiss Ball yeni çıkmıştı. Ulan adamlara bak, böyle topun üzerinde bir şeyler yapıyorlar falan. Bir çekiyorlar falan diyorduk yani. Tabii o zamanlar 2000-2002 yıllarıydı. Sonra 2009'da bu mayolar çıktığı zaman 2006-2007'de 2009'a kadar millet o mayoları doldurmak için ekstra kilo aldı. Çünkü ne kadar kilo alırsan o mayoların içine öyle girersen o kadar avantajlı hale geliyordu. Mayo o kadar seni yukarı kaldırıyordu. Ben hatırlıyorum millet göbekli göbekli giriyordu. Ya diyorum böyle yüzücü mü olur diyordum yani. Herkes bunu konuşmaya başladı. Bu arada şimdi Volkan Ağar orada gülüyor. Şöyle söyleyeyim. Ben Boğaz yarışını yüzerken Erkan hatırlar beraber yüzüyoruz. Bir sene çok iyi hazırlanamadım Boğaz yarışını yüzmeye. O yüzden son bir ay kilo aldım. Ki daha rahat gideyim diye. Yine bir önceki seneyle aynı dereceyi vurmuştum yani Boğaz ya, yarışında. O yüzden ben sandım hani böyle daha gereceği için mayo üzerinde. Daha dar mayo giyince daha böyle. Yok ya oranı daha böyle hızlı kayacak falan diye düşündüm diye. Yani ikiniz de doğrusunuz. O işte o yağ işte o şeyde o mayoda mayo hiç hava almadığı için içindeki gözenekleri tamamen doldurduğu için çok daha çabuk, daha yukarıda içinde küçük gözenekler vardı. O yağla beraber o gözenekler hava, içindeki havayı sıkıştırıyordu. Havayı kapatıyor. Ve daha da, evet, daha da yukarıda olmasına sağlıyordu. Ama mayo yasaklandıktan sonra tamamen bir antrenman devrimi oldu yani. Tamamen büyük, çok o büyük kilolar verildi. Oldu. Ya ben inanamadım. Bir sene önce adam, hatta 6 ay önce adam, göbekliydi hatırlıyorum, Alman kelebekçi. Adam 6 ay sonra bırak göbeği böyle yani neredeyse şey gibi olmuş yani, tamamen adamı yolda görsen yani yolda görseneceksin dilenci falan, o kadar zayıflamış, yemek vermiyorlar bu adama. Tamamen hiç core antrenmanlarına döndü ve kara çalışmalarına döndü. Çok büyük bir devrim gerçekleşti. Bunun akabinde tabii bu sefer yüzme bilimi de biz bu kadar fazla yüzmemiz gerekiyor mu tarzında iş evrilmeye başladı. Hala evriliyor. Yani süper sprint antrenman tekniği diye bir şey çıktı. Sadece 25 metrelerden oluşuyor. Hala klasik sistemde çalışanlar da var. İkisini mixleyenler de var. Yani farklı farklı durumlarda. Ama tamamen büyük bir antrenman devrimi oldu. Yani en son geçen sene bu pandemide işte podcastler vardı böyle, Amerikalı Brett Hawker'in yaptığı. Orada işte şey çıktı. Hani bir UFC dövüş sporcusu 8 haftada hazırlanabiliyor. 8, 10, maksimum 10 hafta hazırlanıyorlar adamlar bir dövüş için. Bizim yüzme sporcusu neden 50 hafta harcıyor bir yarış için yani sene içerisinde? Yani neyi nerede yanlış yapıyoruz yüzmekten diye. Hayır, neyi nerede yanlış yapıyoruz? Yani böyle hani acaba bu kadar mesafe yüzmek, bu kadar uzun mesafeler yüzmek gerekli mi tarzında? Tabii ki mesafe yüzücüleri için gerekli ama onlarda dahi çok büyük değişimler var diyebilirim. Kara çalışmaları çok büyük önem kazandı. Neredeyse işte eskiden kara çalışmaları yardımcı bir antrenman birimi olarak bakılırdı. Şimdi yüzme antrenmanlarıyla artık eşit, bazılarını daha bile fazla sprinterlerde, 50-100-200'lerde kara antrenmanlara peki daha bir şey önem taşıyor. Sporcu seçiminde bir değişiklik oldu mu? Çünkü şöyle bir şey var. Dün yaklaşık 5 gün önce Kanada
Day'di. İşte bizim hemen arka sokağımızda böyle bir işte blok parti deniyor. İşte insanlar bir araya gelip bir şeyler içiyor falan. Orada çok denk geldi. Böyle bir tane meğer arkamızda 2004 Atina Olimpiyatlarında erkekler jimnastikte Kanada'da altın madalya alan Kyle, soyadını hatırlamıyorum. Kyle diye tanıştım çünkü kendisiyle. O oturuyormuş. Onunla da muhabbet eden Darcy diye bir adamla tanıştım ben. Adam 84 ve 88 olimpiyatlarında Kanada yüzmesinde 100-200 yüzmüş. İşte ben de yüzücüyüm falan deyince oturup muhabbet ettik. İşin ilginç tarafı şu, 84'te olimpiyat yüzüyor. Ve mesela şeyi anlatıyordu. Yani ben hiç bunu Türkiye'de yaşamadım. Sen yaşadın mı bilmiyorum. İşte 84'te olimpiyat yüzdüğü zaman şeyden çok sıkıldım diyordu yani. Sürekli işte benden sürekli kan alıyorlar. İşte laktik asitime bakıyorlar. Ondan sonra işte yok kolumdan fiber, işte kas örneği alıyorlar. İşte fast twitching mi, slow twitching mi? Ona göre twitching. İşte fast twitching olursa işte sprinter oluyorsun. Slow twitching olursa uzun mesafeci oluyorsun. Bunun aradaymış. O yüzden 100-200 şey yapıyormuş. Arada da şey söyledi işte, 400'ü de çok iyi yüzmüyordum. Hep satıyordum çünkü 400 yüzmek istemiyordum. Çok uzun oluyordu antrenmanlar falan diye. Öyle bir şey var ama sporcu seçiminde bir şey oldu mu? Ya da Türkiye o noktalarda bunları yapmaya başladık mı? Ne durumdayız? Ya da bunlar da zaten çok da gerekli değil mi? Ne düşünüyorsun? Ya şöyle, eskiden evet. Yani işte bu kan işte alma, işte şey fibril alma örnekleri falan filan çok uygulanıyordu. Bizim Türkiye'de tabii böyle şeyler uygulanmıyordu yani. Bizden önce yapılan, yani yıllar baktığınız zaman 80'li 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Değişti, hepsi değişti. Şu anda hatta Kanada en iyi uzun dönemli sporcu yetiştirme programını yürütüyor Avustralya ile beraber, hani ben çok takip ediyorum. Artık böyle kan alma yok da daha çok kara testlerinde testler var. Oradan zaten hepsini anlıyorsun yani. Fast twitch, yani o fast twitch ve slow twitchlerin sadece olması bir şey ifade etmiyor. Onları ne kadar iyi kullanabildiğin de mesele. Yani ne kadar iyi antrenman yapabildiğin, onları ne kadar, adam belki slow twitch var ama bakıyorsun adam müthiş bir antrenman yapıyor ve daha çok orta mesafede de yüzebiliyor. Yani sadece oraya yönlendirme yok artık yani. Tamamen çok küçük yaşta aslında kaçırdığımız, işte o noktaya gelmeden, yani büyük yaşa gelmeden asıl bütün olay 5 ile 11-12 yaş arasında çok değişiyor. Orada asıl bütün metabolik kazanımların kazanıldığı yer. Onları atlarsan oradan sonra potansiyelini, yani olduğun seviyenin maksimum %10'unu geliştirebiliyorsun. Çok acı, çok acı, çok acı yani. Şöyle, hız pencereleri var. Erkeklerde işte 9-11'de açılıyor, bir de 13-14'de açılıyor. Bu hız pencerelerini kaçırırsan, yani adamın hızlanmasını, hem lineer hem de değişik yönlerde hızlanmasını kaçırırsan, ondan sonra sadece adamı %10'unu geliştirebiliyorsun. Ah. Acıymış. Yani ne yaparsan yap, boşa kulaç gibi bir durum oluyor sanki. Yani işte artık... Hayır, bu arada %10, bu arada şöyle bir şey de söyleyelim. Yani %10 ufak bir oran değil. Eğer adamın, zaten mesela şöyle söyleyeyim, Hüseyin Bolt üzerinden konuşursak adam zaten 9.80 koşuyorsa onun %10 gelişmesi çok büyük bir olay da. İşte o işte %10'u nerede yakaladın da önemli. Aynen, işte adam hani o 9.80'i koşabilmek için aşağıda zaten adam o evreleri geçmiş. Yani orada işte denge var, skill'ler var, yani yetenekleri geliştirebildiğim bölümler var, koordinasyon var, bilmem ne var. Hepsi o küçük yaşta gelişiyor. O küçük yaşta ne kadar sporcu, çocuk diyelim, sporcu daha değil orada. Çocuk ne kadar farklı aktiviteler yaparsa o kadar potansiyeli çok daha üst düzeyde oluyor. Buradan şeye geliyoruz aslında. Gitgide bu olimpiyatlarda, bir önceki olimpiyatlarda da şu vardı. Mesela yanlış hatırlamıyorsam kürek branşında bir önceki olimpiyatta kürek sporuna başlamamış, bir sonraki olimpiyatta kürekte madalya kazanıyor. Yüzmede de mesela yanlış hatırlamıyorsam Avustralya'da vardı. Yüz sprintçi bir erkek, rugbyciydi, yüzücü oldu. Aynen. Bunları daha çok görecek miyiz? Ya da böyle bir sporcu var mı hiç arada? Ama şimdi işte bu sporcuları görmen için o sistemde yetişmesi lazım. Bu sporcuları nerede görebiliyorsun? İşte bir Kanada'da görebiliyorsun, bir Avustralya'da görebiliyorsun. Adamların küçükten itibaren uyguladıkları işte uzun dönemli sporcu gelişimi, LTAD diye geçiyor. Yani aslında sporcunun ne olduğu belli değil, değil mi? Bir sporcu yetiştiriyoruz. Bakalım ileride göreceğiz. O da olabilir, bu da olabilir. Adamın tüm yönlerini geliştiriyorlar. Yani eskiden neydi? İşte sporcu
koşamaz arkadaş. Sporcu şu şey, yüzücü koşamaz arkadaş. Bilmem ne. Ötekisi şunu yapamaz. Bunu yapamaz deniyordu. Şimdi tam tersi. Sporcu ne kadar atletik, hangi spor olursa olsun ne kadar atletik, ne kadar zıplayabiliyor, ne kadar koşabiliyor, ne kadar bir şey fırlatabiliyor. Yani güç üretebiliyor, içeriden güç üretebiliyor. Bunlar önemli. O zaman zaten adam bir de okulla itibaren tüm spor branşlarında işte yüzme olsun, atletizm olsun, jimnastik olsun. Buralarda zaten okullarda eğitim verildiği için içeride zaten adam yöneliniyor. Çünkü hem kendisini hem de kendi yeteneğine göre. İşte Avustralya'da var örneği, Kanada'da var örneği. Bakıyorsun 13 yaşa kadar yok. Ama birden çıkmış dünya rekoru kırıyor ya işte. Tabii canım, mesela Amerikan sporlarında yaşında. Özellikle yani bu işin hem bir kapitalist tarafı var hem de sporcu yönelik tarafı var. Bakarsan Amerikan sporları hiçbiri birbiriyle çelişmiyor. Yani nedir? Önce futbol sezonu, sonra basket sezonu, beyzbol sezonu, track and field sezonu. NFL'de evet. Başarılı olmuş atletlere bakıyorsun. Üniversitede adam hem Amerikan futbol oynamış, hem basket oynamış, hem gitmiş gülle atmış, hem işte bilmem ne de yapmış falan şeklinde. Peki bir şey diyeceğim, yani triatlon ve heptatlon branşları biraz buna hizmet etmiyor mu? Zaten multisporculuğa biraz da hizmet eden dallar değil mi? Demin bahsettiğim gibi. Evet, yani Ferhat'ın bahsettiği iki yönlü Amerikan stratejisi. Bunu biz üniversitede okumuş, yani bize ders olarak okutmuşlardı. Bir finansal yönü var, bir de sporcu yönü var. Sporcu yönü dediği gibi sporcuları çok daha her yerde kullanabilmek anlamında. Ama asıl oradaki şey, odak noktası finansal. Yani adamlar TV yayınlarını çakıştırmıyorlar. Hı-hı, yani bütün evet. Seneyi o şekilde değerlendiriyorlar. Bütün planlamıyorlar birbirlerine. Adamlar ayağına basmıyor. Evet, aynen. Ne kadar fazla sponsor üretebiliriz, ne kadar fazla sporlara izlenme oranları ne kadar arttırabiliriz? Yani bu, yani zaten yani açtığınız zaman en az bir 7-8 kanal sadece spor kanalı. Tabii bu veriyor. Finansal başlıyor ama işin ilginç tarafı da bu tarafı çok da güzel sporcu aynen. Üretiyor yani. Aynen öyle. Peki birazcık da sporculardan bahsedelim. Yani sen izleyebildin mi Amerikan elemelerini bilmiyorum. Bu yüzme tarafıyla izledim. Öbür tarafları konuş. Ben Amerika milli takımını çok şey gördüm. Çok hazır gördüm yani düşündüğümde. Sadece Lochte bayağı bir patates olmuş. Onu anladım. Yani patates olmuş dedim. Adam 36 yaşında 7. oldu finalde. Yani biz de böyle çok havadan atıyoruz ama göründüğüne göre yani Phelps'in o son olimpiyat hazırlanması gibi bir hazırlanmış görmedim ben. Biraz daha kilolu gördüm. Biraz daha böyle şey gördüm ama zaten kaymak Lochte için zordu yani. Kaymak. Şöyle bir hani oradaki Lochte'yi tanıyorsun diye önce Lochte'den başladım da daha diğerlerine gideriz. Aynen. Şimdi direkt girmek gerekirse şimdi oradaki antrenörlerle konuşuyorum. Hatta bugün yine tekrar konuştum. Şöyle bir durum var. Pandemi çok büyük bir şekilde şeylere yaradı. Genç sporculara yaradı. Okul olmadığı için. Yetişkin sporcular çok daha rahat bir şekilde kamplara giderlerdi. Hani hayatlarını sürdürdükleri için sponsorlarla. Ama genç sporcular hem okulu hem de şeyi yürütmek zorunda kalıyorlardı. Yüzmeyi yürütmek zorunda kalıyorlardı ve okul olmadığı için bu sefer antrenmanları daha geç yapabildiler. Kamp yapabildiler. Çok daha rahat iki antrenman arası uyuyabildiler. Çok iyi dinlenebildiler. Karaları çok daha iyi yapabildikleri için çok farklı bir Amerikan takımı çıktı ortaya. Yani 200 kurbağa da Cody Miller dışarıda kaldı. Yani babalar dışarıda kaldı. Nick Fink dışında, yani Nick Fink ve genç bir sporcu girdi. Bana göre Amerikan takımı... O Afrika Amerikalı sprinter kız dışarıda kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam. Değil mi? Geçen olimpiyada... Son gün girdi. Eli serbestle girebildi ama düşün yani 100 serbestte kız olimpiyat şampiyonu oldu. Ve şu anda olimpiyat şampiyonu şeyini, title'ını koruyamayacak yani. Böyle ilginç istatistikler var. Amerika takımı tabii Phelps'ten sonra bir ufak bir sendeleme geçirdi. Tabii onların en büyük beklentisi Ledecky'ydi. Ama Ledecky'nin kendi antrenörünü bırakması, Stanford'da işte o üniversiteyle çalışmaya başlaması, orada antrenör değiştirmesi ve performansının giderek düşmesi, ki bir önceki dünya şampiyonasında iyi bir şampiyona geçirmemişti. Yok hastalık dediler, bilmem ne dediler ama çok da inandırıcı değildi. Formda değildi çünkü. Şimdiki yarışta da çok böyle top gözükmedi. Evet aldı, açık ara aldı ama zaten çok ara, açık ara yüzüyordu herkese göre. Bence şu anda hazır olan cepten yiyor Ketile'deki ve Amerika şu anda Phelps'ten sonra bayrağı taşıyacak kişi olarak Caleb Dressel'ı öne çıkardı. Ki
Caleb Dressel de birçok yarışa giriş yaptı. Yani 200 serbest olsun bilmem ne yarışlarına girdi. Ama çekildi son yarışlardan. Gördü ki alacak gibi değil. Kendi alacağı yarışlara odaklandı sadece ve çıktı yarışlardan. Bir 1500'ü de sokmaları Ledecky için değil miydi? Kadın 1500'ü birazcık aslında yani 50'lere atıp onun için soktular. Yani sonuçta yine Ledecky'yi bir 6-7 madalyaya koşturmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Öyleydi ama işte plan tutmadı. Hatta ben açık beni söyleyeyim. Hani ben uzun mesafelerin girmesini beklemiyordum. Çünkü bütün dünyada yüzme camiasında, bütün dünyada şu konuşuluyordu. 800-1500 dışarı çıkacak açık suya, oranın sprinti olacak. Tüm eller içeri girecekti. Ama yani son gün dönen nasıl bir lobi döndüyse tam tersi oldu. Ve bütün eller dışarıda kaldı. Bütün eller dışarıda kaldı. 800-1500 girdi. Herkes şu an inanılmaz bir şekilde konuda inanılmaz tepkili. Çünkü bence de olması gereken şeydi. Ellerin girip 800-1500'ün açık suya gitmesi gerekiyordu. Çünkü açık suyu da artık durgun sularda daha kulvarlı bir yerlerde falan yapmayı düşünüyorlar. Yani 800'de 1500'de böyle bir şey vardı, böyle bir olgu vardı, böyle bir plan vardı ama olmadı. Ledecky çok istediği madalyaları alamazsa olur herhalde bir sonraki şeyde diye düşünüyorum. Yani olmalı çünkü şöyle bütün sporlar evrileşti. Yani daha çok nasıl sponsor çekebiliriz diye işte bak konuştuğumuz finansal. Çünkü tamamen her şey spor tamamen finansal bir zemine oturan bir olguya döndü. Yani futboldan tut, voleyboldan tut. Eskiden hatırlarsınız voleybol yok servis geçerdi falan saatlerce sürerdi oyun. Masa tenisi aynı şekilde. Onlar işi ne kadar hızlandırıp ne kadar yayın gelirini daha fazla alırız diye düşünürken bizim de yüzmeyi bunu konuşurken tam tersi bir kararla ortaya çıktı ve herkes sponsorların yüzmeden çekileceğini düşünüyor ve bu yüzden çok sinirli, çok da tepkili. Bence yüzmeyi daha izleniyor çünkü 800-1500'de şey kopuyor, gidiş gelişler. Kim hangi turdaydı? Kopuyor. Hangisi hangi? Biliyorum biliyorum vardı. Erkancığım ben 1500 yüzdüm yıllarca bildiğin üzere. Ben yarış yüzerken böyle Erkanlar depar antrenmanı yaparken ben yapmıyordum. Annem soruyordu bana ya niye de çalışmıyorsun bak herkes depar atlıyor diyorum. Anne 15 dakika yüzüyorum ben zaten. 3 saniye geç atlasam erken atlasam ne olur. Tabii bir de yani şey yani ben yarışa atlarken bir hey diyorlardı. Yarışım bir de bitimine kadar gidip arkada işte yemeğini memeğini yiyip öyle geliyordu millet yani. O tarz bir yarıştı. İşin şakası. Peki şeyi soracağım. Ledecky ben daha formda görüyorum. Ya gerçi tabii dediğin gibi Ledecky zaten çok çok öndeydi. O yüzden yani o belki performans düşüklüğünü biz görememiş olabiliriz. Senin bu paylaşımların çok değerli. Peki Avrupa'dan bir zorlayacak olacak mı? Yoksa Amerika sence domine edecek mi bu yeni yetenekleriyle? Ki ben birkaç tane yanlış hatırlamıyorsam Paige Madden'dı galiba ikinci geldi Ledecky'nin arkasından. Çok da genç bir sporcu. Kadınlarda o iyi. Kanada'nın erkek takımı çok iyi değil ama erkek takımı çok iyi değil ama kadın sporcularda çok başarılılar var. Çok, aynen. Avustralya, Japonya keza öyle. Sen böyle bir star olabileceğini düşündüğün bir iki yani şu yarışı izleyin, şunlar iyi olabilir falan dediklerin var mı? Ya da hiç beklemediğimiz bir sporcu görebileceğin? Yani şöyle Ketile'deki bence daha çok zorlanacak. Yani ben şeylerine baktım. Sen daha iyi bilirsin 1500'ci olarak. Son metreleri iyi yüzmedi. Yani hep kaldı son metrelerde. Tempoyu kaybetti. Bu da hani çok formda olmadığını gösteriyor. Bildiğimiz Ketile'deki şöyle söyleyeyim. Hani son sprinti bütün, daha iyi olan bir sporcu. Hem de 50'ler arası veya 100'ler arası en fazla 40 saniye 50 saniyesinin içinde dönüyordu yani patlamaları. Aynen. Şimdi öyle değil ama ben o yüzden hani çok formda görmedim. Son bölümde şişti, kolları şişti, kısaldı, tekniğini kaybetti. Hani bu bir mesafeci sen daha iyi bilirsin. Hani 3 haftada hani hiçbir toparlanacak bir şey değil. Girip değil yani bir mesafeci için. Bir de yüzden, ama ben mesela stilinde biraz şeyi farklı gördüm. Eskiden daha böyle daha atak kulaç varken Ledecky'nin daha yumuşak bir tarzı var kulaçlarında. İşte, bu teknik... Yok teknikle alakalı değil, şeyle alakalı bence. Tamamen kondisyonla alakalı. Dediğim gibi sonda şişti. Ona rağmen şişti yani. O kadar rahat başlamasına rağmen şişti. Kendi derecesinden de uzak yüzdüğü dereceler hani şu anda. Peki onu zorlayabilecek var mı? 1500'de pek yok ama 400'de 800'de olabilir sanki. Avustralyalı kız var. Titmus.
Titmus bence zorlayacak. Sürpriz Kanadalı yapabilir. Sürpriz yapabilir. Titmus şu anda onun için en büyük tehditlerden bir tanesi. İtalyan kız var, Quadrella. O da formda. Avrupa Şampiyonası'nda hiç dinlenmeden gelmişti. Gördüm, devamlı antrenman. Antrenman yarışı. Çok iyi durumdaydı. Ama dediğimiz gibi işte olimpiyatın çok değişik bir istatistiği var. %75. Kimsenin derecelerini üzemiyor. Amerika işte o baskıyı çok rahat üzebiliyor. Yani siz de birçok Amerika şampiyonlarını seyretmişsiniz. Olimpiyat gibi seçme yapıyorlar. Ya da Avrupa onların tabii, ulusal tabii, çok şampiyonları. Çok büyük baskılı bir şekilde gidiyor aynen. Yani olimpiyat seçmeleri olsun ister olimpiyat dışını ki ulusal şampiyonları olsun. Her yaz ulusal şampiyonları. Adamlar aynı ortamda olimpiyat gibi yarış yüzüyorlar. O yüzden ama bu olimpiyat onlar için o baskı hepsinden yine de daha farklı olacaktır o kısıtlamalar. Çünkü sporcular her oyunda farklı kısıtlamalara maruz kalıyor. Aynen. Ve tam birine alışmışken başka bir organizasyonun protokolüne, daha sıkı olanına, daha esnek olanına ayak uydurmak zorunda oluyor. Hem ve jenerasyon Amerika diye bağıran kimse olmayacak yani. Evet, öyle bir şey de var tabii ki. Gerçi yine Japonya'da vardır belki Amerikalılar. Jenerasyon yani değişimi olan bir olimpiyat olacak gibi gözüküyor. Yani eskilerden, çünkü Amerika'da da dediğin gibi genç sporcular geliyorsa, peki bu efsanelerden kalan var mı? Chad kaldı mı? Chad kaldı ama Chad de çok formda değil. Yani Christoph Milak işte 200 kelebek dünya rekorunu kırdı. Gerçekten çok başarılı bir sporcu ki. Laszlo Cseh, evet, hepimizin sevdiği efsanelerden bir tanesi. Ama şöyle bir ilginç bir not vereyim. Yani güzel bir istatistik de bu. Güzel bir istatistik paylaşayım sizinle. Son 3 olimpiyat şampiyonu aynı mesafede 200 serbest bayanlarda kapışacaklar. Kimler, hadi söyleyin bakayım. Ferhat daha iyi bilir ezbere. Ben 200 serbest kadınlar deyince benim tek aklımda tek bir isim var, Pellegrini. Ama işte bak, biri o. Biri o. Pellegrini ama İkincisi. Pellegrini kaç yaşında abi? Pellegrini abi iyi formda yani, söyleyeyim. Birisi Pellegrini. Pellegrini en son Instagram modeliydi ben bıraktığımda, öyle söyleyeyim. Geri döndü demek ki. Aynen. Birisi Pellegrini, Katie Ledecky and Alison Schmidt. Amerikalı. Bowman'la ben çalıştım. Aynen, Amerikalı. Tamam. İki Amerikalı, bir İtalyan. Son 3 olimpiyatın şampiyonu bunlar. 200 serbestte bakalım kim alacak. Valla Pellegrini, gönlümüz Pellegrini'den yana 200'de. 200 bir de belli olmayacak bir yarış yani. 200 herhalde, ben tabii şey tarafında gördüğüm, nasıl diyeyim? Senin sprintin. Evet, yani benim en zorlandığım yarış 200'dü mesela. Her zaman. Yani 200 bence, yani 100'ün taktiği nispeten daha az. 50'de zaten çok fazla bir taktik yok. Yani elbet vardır tabii ki, şey yapmayayım ama yani 200 çok daha böyle, o kadar hem hızlı hem mental savaş olması gereken bir mesafe yani. Hem zor bir mesafe bence. Aynen. Evet, zor mesafe. Aynen. Fiziksel anlamda da, fizyolojik anlamda da, saniye bakımından yani insanın vücudunda işte yüzdüğü mesafe, yani saniyelerde, işte dakika saniyelerde fizyolojini kullandığın farklı fizyolojik bölümler var. İşte anaerobik, aerobik, alaktat sistemler var. Vücudun en çok zorlandığı bölüm 200. Yani ne anaerobik tamamen, ne aerobik, yani ikisi arasında laktat, yani laktika sisteminin kullanıldığı bir bölüm. Çok bence önemli. Onu çıkarsınlar olimpiyattan. 50'leri koysunlar. 200'ler çıksın. Reva mıdır ya? Ölüyorduk 200'ü en sevmediğim yarış. Peki. 4x200. 4x200 aynen öyle. 4x200'de bayılanları el kaldırsın. Peki Erkan Mutlu, efsane yani, bu çok güzel bir istatistik. O kadın 200 yarışı izlenmesi lazım. Onun dışında bizim sporculardan böyle yarı finale en yakın olabilecek, bizim mesafemiz dediğin ve geleceği olan ne var, biraz Türkiye'ye geri dönersek? Yani Emre'nin yarışını koymadılar. Dolayısıyla Emre anca yüzde var olabilecek. 50 kurbağa da çünkü çok daha iyiydi. 50 kurbağa yok. Yani şu anda geçen bütün, şöyle söyleyeyim. Emre bence yarı final yüzecek sporculardan bir tanesi. Emre Sakçı 100 kurbağa da onun için hazırlanıyor şu anda. Gece gündüz onun için hazırlanıyor. Derecesi mesela Amerika'ya göre bir de çok iyiydi. Amerika 58'li gönderdi. Gerçi Amerika hiçbir zaman kurbağada iyi olmamıştır ama yani 3 saniye de çok büyük fark yani Emre'nin. Evet. Emre Sakçı işte 100 kurbağada şansı var bana göre yarı final. Berkay Ömer Öğretir'in 200 kurbağada şansı var. Ki Berkay Ömer Öğretir son yarışında o da 58
bayrak yarışında hani bayrak yarışı denemiştik. 58-30'u yaptı. Aynen. 58-30 yaptı ki artı 30 atladı bayrakta. 30 saniye daha koysan işte 58-60 falan yaptı. O da güzel bir derece. O da 200 kurbağada daha çok şans olan sporcu ama yüzü de çok iyi gelişti. Ama asıl mesafeli bizim kızlar 1500-800 serbest. Bizim kızlar muhtemelen oradan yarı final, inşallah final bekliyoruz oradan bir tane. En az bir tane bir final bekliyoruz. İnşallah yani uzun mesafe. Peki şeyi soracağım. Avrupa'ya genelde zaten Avrupa şampiyonalarında görebilirsin. O yüzden o tarafta hakimsin Avrupa'da yüzücülere. Amerika ile de bağlantın olduğu için oradaki sporcuları da biliyoruz. Peki böyle Asya Pasifik'ten yani böyle Çin, Singapur ve Japonya'dan çıkabilecek. Mesela ben Japonya böyle yüzmede de ekolü olan bir ülke, bir sürpriz yapabilir. Birkaç tane de iyi sporcuları var diye biliyorum ama. Bence Japonya kesinlikle yani işte Daria Seto var zaten karışıkta. Hani kurbağacılar var. Ya inanılmaz bir kurbağa ekolü var Japonya'da aynen. İnanılmaz. Ya hala sürdürüyorlar. İşte 2008'de başladılar. Yani önceden de vardı ama 2008'de artık abartmışlardı. Bir fizyolojik dünya nedeni var mı Japonların, atıyorum diz eklemleri yok, daha esnek olduğu için falan gibi? Yok. Tamamen çalışmayla alakalı ya. Yani çalışmayla alakalı. Tamamen kurbağaya ben hani çalışma şeyleri seyrediyorsun ama tabii göstermedikleri bir sürü şey de var. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir istatistik vardı 2012'de sanırım. Ya 8'de 2012'de. İlk 20'nin içinde 12 ya da 14 tane Japon kurbağacı vardı. İlk 20'nin içinde dünyada. Ve bunları sadece 2 tane Olimpiyada gidebildi. Acı da yani çok büyük. Madalya almışlardır değil mi? O 14'ünden bir tanesi herhalde Japondur. Aldılar canım aldılar. Alamazlarsa büyük hüsran. İşte o zaman havuzda boğuldu. 14 kişi birden. Aldılar. Hemen bize çevireyim buradan. Avrupa Gençler Şampiyonası'dayız ya şimdi. İlk gün 800 serbest vardı Ferhat senin mesafelerinden. Hemen sevdiğim mesafe 800. Sabah seçme vardı. İlk 3 Türk'tü. İlk 3 Türk'tü sabah seçmesinde. Kadınlar ve erkekler? Kadınlarda mı? Erkek kadınlarda. Ve üçüncü final yapamadı yani. Final yapamadı yani. İlk 3 2 kişi gidiyor ya finale. Üçüncü dışarıda kaldı. Üçüncü Deniz Ertan'dı. Bu akşam 4 karıştı ama yine üstüne bir de 800'den önce bir de 4 karışık yüzmüştü. Akşam 4 karışık final yüzdü. Gümüş madalya aldı. Yarın akşam 800 finali var. İşte bak bu uzun mesafecilerin dramıdır. Giderdik yarışa. Erkan Mutlu yüzdü toplam bak. Zaten maksimum 4 günde ikişer yarış, ikişer bayraktan 8 ya da 10 yarış yüzüyorsun max. Erkan Mutlu maksimum 100 metre yüzdüğü için ortalamada 800 metre yarış yüzerdi 4 günde. Ama bendeniz 1500, 2 tane 800 bir de bizde paletli yüzme de tüplü de vardı. Yani 1500, 2800, 2400, 2 tane 200 bayraklar falan ben böyle 4 kilometre yarış yüzüyordum yani. Böyle burada yarışlarda şey kilo verip gelirdim yani. Veresiye satanla peşin satan gibi bir durum. Aynen öyle ya. Uzun mesafecinin dramı. Ya şöyle söyleyeyim. Volkan biz hep aynı odada kalırdık yani çok iyi anlaştığımız için. Geceleri böyle uyurdu. Yarış yüzerdi gece. Adam o kadar çok yüzüyor ki artık. Nefes alışveriş de artık şey olmuş. Aynen. Ferhat sen 3 tane şey sormuştun ama 3.'yü hatırlamıyorum. Bir işte teknolojik mayolar, bir yüzücüler konuştuk, dedik falan konuştuk. Antrenman şeyini konuştuk. 3. neydi? Yüzme teknikleriyle ilgili bir değişim yani işte kulaçtı taklaydı yani işte onunla ilgili şöyle bir şey yapılacak dediğim bir şey var mı onu söyleyeyim bağlayalım bayağı uzun oldu çünkü zaten. Çok güzel bir bilgi var hani kurbağalama da biliyorsunuz bir sürü şey vardı işte bazı sporcular normalde su altında işte dönüşten sonra su altında bir tane dolfin vurabiliyorlar biliyorsunuz. Hatta ASL'de işte bir tane sporcu dünya rekoru kırdı İlya Simonovic alttan çekimde gözüktü adam daha dönüşte 2-3 dolfin dönüşten sonra yine 2-3 dolfin falan. Orada devamlı kabarcıklar olduğu için hakemlerin görmesi şey yoktu. 2-3 dolfin demek ayak hareketinden bahsediyor. Şimdi kurbağa evet, branşında kurbağa ayak var. Dolfin kelebek ayağı. Ama kurbağada dönüşler yani yavaş da bir branş olduğu için dönüşten kendini ittiğinde suyun altında bir tane dolfin vurmaya yani çift ayak vurmaya izin veriliyordu. Anladım. İşte bu arkadaş çaktırmadan 1-2 yani zaten o 1 dolfinin de böyle 1.5 dolfinlik teknikleri falan filan da vardır aralarda giden. Aynen.
Onunla ilgili ne var? Onunla ilgili şöyle var. Sualtı hakem, yani VAR sistemi yüzmeye getirildi. İlk defa şeyde denedik. Avrupa Şampiyonası'nda denedik. Ondan sonra hem teknikleri şey diyoruz, VAR'dan, yukarıdan. Ondan sonra hem de su altından her kulvarın, işte her branşında şeyinde, işte 15'i geçtiğimiz su altında maksimum 15'i geçebiliyor. Yani 15'e kadar gidebiliyorsun. 15'te suyun üzerine çıkman gerekiyor. Kamera var değil mi? Böyle tüple bir hakemi koymuyorlar havuzun içine. Yok yok. Çok güzel yere, olmuş. Peki her kulvarda mı var yoksa geniş olarak, paralel olarak böyle kulvarı tam gösteren her kulvar. Yani şöyle yanlardan var. 15 izaları var. O yukarıdan 3-4 tane kameralar var. Alttan da her, yani kameraların açıları çok rahat olduğu için her iki kulvara bir kamera tarzında yerleşimler var. İçeride ayrı bir VAR ekibi var artık. Anladım. İçeride ilk defa şey denedik. Avrupa Şampiyonası'nda biz denedik. Şimdi Olimpiyat'ta uygulandı. İşte diskalifiye edilen oldu mu VAR nedeniyle? Şey, Dolphin'den bir kişi 15 tane de bir ya da iki kişi oldu. Peki finalde falan mı yoksa daha heat şey sıralamalar turlarında mıydı? Seçmede şey Dolphin'den sanırım seçmedeydi. 15'ler bir tanesi yarı finaldi, bir tanesi finaldi. Oo. Ya da iki tanesi yarı finaldi. Tam hatırlamıyorum yani, öyle bir şeydi. VAR'ın yüzmede etkisi artık olacak gibi. Aynen. VAR da var ve şey de işte Ferhat Son'da tekniklere değinmek gerekirse teknikler değişiyor. Dönüşler değişiyor. Karışık özel dönüşler var işte biliyorsunuz falan filan. Yani hepsi değişiyor. Ufak ufak gelişimler var ama çok büyük bir radikal değişiklik yok. Daha çok süper. Antrenman inanılmaz bir antrenman değişimi var. Yani antrenman üzerine çok büyük bir kafa patlatan bir, yani herkes bir böyle bir değişik sistemler çıkartılanlar var. Görsel olarak değişikliğini var. Görebileceğimiz herhalde en büyük şey dönüşler olur. Onun ismi. Evet, karışık dönüşleri olacaktır. Bir de kaldıysa işte kelebekte yandan nefes alan bir ekol vardı. Onlardan kalan kalmadı. Olduysa belki kalmadı mı? Kelebekte yandan işte, nefes. Bir tane var çünkü. Lazlı Çe. Aslanım be. Kelebekte yandan nefes alan yegane insan. Macaristan'ın gururu. O zaman Erkan'ım çok teşekkür ederiz katıldığın için. Vallahi çok ya. Eğlenceli bir şey oldu. Tekrarlayalım. Bir olimpiyatta da bir olimpiyatın ortasında bir tarafında bir yerde her bir yorumlar alalım. Madem gitmeyeceksin olimpiyata. Aynen. Yok buradayım. İkinize de ayrıca teşekkür ediyorum ama Volkan'cığım sana ayrıca teşekkür ediyorum. Neden? Ben Ferhat'ı hep sporda görmekten mutluyum. Böyle sporla alakalı bir şeyler yaptığı zaman daha da mutlu oluyorum. Hani ben en büyük dileklerimden bir tanesi spor camiasına kazandırmak, yani orada sporla alakalı bir işler yapsın arkadaş. Aynen, ben de Ferhat abiden geldi. Bıraksın şu petrolcüyü. Ben onun Ferhat abiden gelen bir teklifti bu. Ben onun saatiyle kendi saatimi ve işte çoluk çocuklu bir ailede düzeni olduğu için birleştirebilir miyiz emin değildim. Teklif gelince yaparız deyince ben de Ferhat abiyle spor konuşmaktan keyif alıyorum zaten. İkinizin de sporculuk ve antrenörlük kariyerlerini ben de çocukluğumdan keyifle takip ediyorum. Sohbet etmek de benim için de ayrıca hoş oldu. Çok teşekkürler abi Sarı Ürken'e geldiğin için. Rica ederiz. Seni oldukça uzun bir süre bu şampiyonluk sırasında yayında tuttuk. Teşekkür ederiz. Estağfurullah. Bütün verdiğin bilgiler, paylaştığın güzel vaktini artık siz güzel Ürken, bir üçgen oldu de... Roma. İtalya, evet. Kanada, Almanya üçgeni oldu. Güzel bir üçgeni oldu. Roma, Kanada ve Köln'den bir program hazırladık ve sunduk sizlere. Bir sonraki programda görüşürüz. Görüşmek üzere. Sen Uyurken 2. bölüm. When you sleep.